kitap okumak. Burada 11A sınıfından Taha Kocapınar, Berat Buldum geliyor. Ben Jay Gettry. Birinci Dünya Savaşı'nda savaştım. Büyük mal varlığına ve sınırsız bir paraya sahip. Öğretmenim bana Çalıkuşu diye seslenmiş ve ismim de Çalıkuşu olarak kalmıştır. Ben Kamuran. Annem Besime Hanım olup sevgili nişanlım Feride'nin teyzesidir. Bana herkes İstanbul beyefendisinin soylu biri olduğumu söyler. Kamuran'ı seçme sebebim aşka olan inancı ve Feride'ye olan tutkusudur. Zengin bir toprak sahibi ve subay. Anna Karenina'nın sevgilisi, cazip ve kabiliyetli bir adam. Fakat belirli prensipleri olan, bu prensiplerin asla dışına çıkmayan, kafasının dikine gitmesi yüzünden başına oldukça bela açmış biri. 1869 yılında Basel Üniversitesi'nde 25 yaşında dönemin en genç filologlarından oldum. Hazarım'a istisansa da aslında İngiliz istihbaratını yönlendiren önemli bir ajanım. Ve işimi daha iyi de yapıyor olacağım ki kardeşim Sherlock bile bunun farkında çok geç vardı. Ben dedektif kahramanlar içerisinde belki de en meşhur olanıyım. Ki bence öyleyim. Ben Franz Kafka. 1883 yılında Prag'da dünyaya geldim. Ben bir video çizgi romanlarından tanıdığınız Natasha Romanov. Bir zamanlar benim de duygularım vardı. Bundan 100 yıl önce. Soğukkanlı bir suikastçıya dönüştürülmeden önce. Aslan kuzuya aşık olur. Edward Cullen, amca kayalım. Teşekkür ediyoruz. Evet, 16'nın 10 iyisi. Roman kahramanlarını canlandırmak tabii ki çocukların okuma alışkanlığını daha da arttırmak, geliştirmek, kitaplara olan sevgisini, kitaplara olan düşkünlüğünü belki de daha da geliştirmek hedefi üzerinden gerçekleştirdik. Pür dikkat izlediler, hiç gürültü olmadı. Uzun süren bir etkinlik olmasına rağmen her birini keyifle takip ettiler. Kostümlü gördükleri öğrencilerle ilgili sürekli kitaplar hakkında, o kahraman hakkında bilgi almaya çalıştılar. Ben okul müdürü olarak ve bir eğitimci olarak her şeyden önce bugün okulumuzda gerçekleşen ve çocukların o gözlerinde gördüğüm o ışıktan çok memnunum. Çocukların verdiği tepkiler bu hedefe çok iyi bir adım attığımızı gösteriyor açıkçası. Hocam ben niye yoktum? Ben de katılmak isterdim. Yani katılmayanlar niye bize de görev vermediniz gibi şeyler. Ya duyurduk, biz görev vermedik. Gönüllü olanlar geldi, isteyenler geldi. Herkese duyurmuştuk. Bu kadar güzel bir etkinlik olacağını belki fark etmedi, düşünemediler başta katılmayanlar. Amacımız okumayı sevdirmek, daha fazla kitap okutmak, okusunlar okusunlar. Bir de böyle renkli olsun, kitap sayfaların arasında kalmasın, o karakterler bir aramızda yürüsün. Seyreden çocukların hiçbirine susun dememiz gerekmedi. Susun demedik yani. Ki denir bu lise çocukları bir etkinliği pür dikkat izlemezler, zaman zaman konuşmalara katılırlar. Hepsi çok sevdi, keyifle izlediler. Gelmiş geçmiş en iyi cadılık ve büyücülük okulu olan Hogwarts'ta en sinsilerin ve en kurnazların bölümü olan Slytherin'de okudum. Kitap okumanın önemini anladım öncelikle. Arkadaşlarımla birlikte sosyalleşmek çok güzel oldu. Okul gününde hepimizin farklı kıyafetlerle gelip, okul kıyafetlerinden farklı kıyafetlerle gelip, hepimizin farklı bir ambiyansla ortamı şenlendirmesi benim için çok güzeldi. Ben Rubeus Hagrid. Ben Hogwarts Sihir ve Büyücülük Okulu'nun bekçisiyim. Hagrid çok sevecen bir karakter. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda filmi izlerken o kadar çok hani o dünyaya kapılıyorsunuz ki hani tekrar tekrar 8 filmi de aynı anda izleyip kitaplarını 8'ini de aynı şekilde okumak istiyorsunuz. Ve bu yüzden bu karakteri de canlandırmak bana çok uygun geldi. Çok komik oldu açıkçası ama birkaç insan böyle bir baktı, ben söylemedim karakterimin kim olduğunu ve tanıyınca hani Hagrid olmuşum dedim kendi kendime.
Projenin içinde yer almak benim için çok keyifliydi, çok gurur vericiydi böyle bir karakteri canlandırmak. İkimizin de ortak olarak sevdiği bir kitap olunca o noktada buluştuk, dedik biz böyle bir şey yapalım. Zaten hayran olunca böyle bir karakterleri canlandırmak bize de çok bir bir manidarlık kattı. Çok heyecanlandırdı bizi. Güzel olduğunu düşünüyorum, güzel şeyler hissettirdi. Ya amacı kitapları unutturmamak ve hani kitap okuma alışkanlığını bir yerde kazandırmak, çünkü merak uyandıran bir durum. Şimdi karakteri görüyorsun ve merak ediyorsun, haliyle okuma ihtiyacı duyuyorsun. Kitap okuma alışkanlığını kazandırmak en büyük önemi bence. Merhaba kuzucuklarım. Ben Hafize Ana. Açıkçası çok eğlendim. Hani ve ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Hani okullarda da alışılmış bir etkinlik değil. O yüzden çok güzeldi. Ve farklı bir deneyim yarattı. Bonnie'ye olan aşkımla filmlere, şiirlere, şarkılara konu oldum. Küçüklüğümden beri hayran olduğum karakteri canlandırmak da benim için çok büyük bir fırsattı. Böyle çok mutluyum.